Her birim sabır içinde. Evet. Tutkunuz olacak. Evet, seveceksiniz. Seveceksiniz, tutsal olacaksınız. Başka türlü evet. Başarılı. Ben 87 yaşındayım şu anda. Evet. Bugünlerde maşallah. Pekala ölebilirim. Yok hocam. Hayır yani. Maşallah. Yok. 3 senedir inmekteyim. Yakın bir tarihte de gireceğim ama çalışıyorum, yazıyorum. Evet, hala çalışıyorsunuz yani. Evet. Hangi yerde çalışıyorsunuz hocam şu anda? Yayın hazırlığı var herhalde. Şu anda yaşamıyor. Şey yazacak. Özgen yazacak. Çok güzel. Ama ben yazdım. Evet. O sizin gibi yeni sualler soruyor. Onlara yani nasıl size bunu verdimse. Evet. Ona da verdim öyle. Çok çalışmak. Her şeyden evvel çalışmak, çalışmak, çalışmak. Evet. Bir. Evet. İki, sevmek. Branşınızı sevmek. Atmak. Ve kendinizi o işe verip adamak. Yılmadan. Bir tutsak olmak. Evet. Tutkuyla bağlı olmak. Çok okumak ve yazmak. Evet. Yazdıkça insan açılıyor. Bazı ilim adamları vardır. Yazar 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 bir türlü yayınlamaz. Evet. Neye hazır değil? Birader yayınla. Senin yayınını iktat edecek adam yine sensin. Şöyle bir laf var hocam. Susan bir bilgi, çok konuşan bir aptaldan diyeceğim artık kusura bakmayın. Sizinle farksızdır diye bir laf duydum. Yani, tabii çok güzel bir laf. Susmak şey değil. Çok konuşandan farklı olmuyor o zaman. Yazmak gerek. Yazacaksınız ve gerekirse ilk fırsatta yine yanlışları siz göreceksiniz. Ama evet. Başkaları da görecek. Evet. Çok çalışmak. Sevgiyle bağlı olmak ilme. Ve okumak, evet. Yarışmak, rekabetin tadını almak. Evet. Zaten bunlar haliyle başarıyı getirir değil mi hocam?